TikTokçu olmak hayalcilerin işidir. Sadece fakir TikTokçuların sürekli bir şekilde kayıt yapacak yerler aramaları gerekir. Ayrıca daha önce çekilmedikleri pek bilinmez. Rana'nın krallara layık sabahına hoş geldiniz. Çok iyi hissediyor. Güne başlama zamanı. Tabii ki de bildirimlere bakmadan güne başlayamaz. Bir dizine paylaşım beğenmezse güne kötü geçer. Şimdi kendini mime çekme zamanı. İşe başlama vakti. Günaydın dünya. Selam benim tatlı takipçilerim. Bu kızın hayatı dergilerden fırlama gibi adeta. Sabaha bir bardak serinletici bir suyla başlıyor. Ve şimdi de güzellik bakımı zamanı. Rana nasıl güzel kalacağını biliyor. Mesela şutarak. Saçını oldukça düzgün bir şekilde tarayacak. Bunu öneririm gerçekten. En sevdiğim. Gözaltı torbaları ve kırışıklıklar mı? Asla. Çünkü Rana'nın süper bakımı var. Acele etmesi gerek. En az 3 saat boyunca takipçilerine güzellik sırlarını anlatmayacak. Ayrıca sponsorlarının ödediği paranın hakkını vermesi gerek. İşte özel şefinden meyveli buzlu bir içecek. Çok lezzetli. Ve nihayet kolajen dudak maskesi. Daha önce duymuş muydunuz? Ünlü bir TikTokçu olmak gerçekten zor. Rana sadece yarım saatliğine dinlenmek isterdi şimdi. Çağla da ellerinde telefonla birlikte güne başladı. Onun bir hizmetçisi yok. Kahve bekleyebilir. Ve şimdi değerli takipçileri için bir video çekecek. Çağla da birkaç güzellik sırrı biliyor. Örneğin saçını birkaç dakika içinde yapabilir. Saç fırçası çok sıradan ama sorun yok. İyi iş çıkarıyor. Ama videoyu kaydetmek için çok fazla zamanı yok. İşe koyulma vakti geldi. Çağla yarı zamanlı postacılık yapıyor. Hadi gidelim. Belki bu iş pek prestijli değil ama en azından Çağla formda kalıyor. Gerçek bir TikTokçu için bu önemlidir. Ups! Aa, olamaz. Lastik patlamış. Bu sabah şansım yaver gitmiyor. Ama şimdi mola verebilir. Yeni bir TikTok videosu çekme şansı. Bir ağacı tripod olarak kullanırsanız... Takipçilerinize dilediğiniz kadar dert yanabilirsiniz. Ama maalesef çalışman gerekiyor. Akımları takip etmek TikTokçular için önemlidir. Sıradaki şey yemekleri atlamakla ilgili bir deneyle alakalı. Rana an itibariyle gerçek mutfak eserlerine atlayış gerçekleştirecek. Ah, kahvaltı tam zamanında. Rana'nın evindeki hizmetçi harika çalışıyor. Bu muhteşem yemeği takipçilerine göstermesi gerekiyor. Yes! Her şey hazır. Kamera da kuruldu. Şimdi başlayabilir. Yerleş. Hazır. Zıpla. Wow, bu harika. Çağla da bu yemeğe atlama akımını denemek istiyor. Akımlara bağlı olmak önemli. Ama taze sıkılmış portakal suyu tek bir video için çok maliyetlidir. Çağla daha ucuz bir şeyleri atlayacak. Süt gibi mesela. Özel bir etki vermesi için gevrek ekleyebilir. Umarım telefon düşmez. Lezzetli. Ve şimdi yeni video. Ve oldu. Harika. Başarılı bir deneme oldu. Sonunda güzel bir kahvaltı yapabilirim. Rana rakiplerine karşı çok kıskanç. Değişim videoları revaçtaysa onun da bir tane çekmesi gerekiyor. Ama bunu tek başına yapmayacak. Modacıları davet edip kıyafetleri onların tercihine bırakacak. Rana için çalışan bir sürü profesyonel insan var. Modacıların ve makyaj sanatçılarının birkaç saatlik sıkı çalışması ve buyurun. Şık görüntüsü hazır artık. İşte gerçek TikTok eserleri böyle yapılır. Aynı şey Çağla'nın da başına geldi.
O da takipçileriyle bir değişim videosu paylaşmak istiyor. Ama Çağla yalnız çalışıyor. Onun modacısı da makyaj sanatçısı da kendisi. Ayakkabılar sıraya dizildi. Telefon bantlandı. Film çekilmeye hazır. Başlayabilir. Zıpla. Selam çocuklar. Bir daha zıpla. Aa, bir şeyler yolunda gitmedi. Başka kıyafetlerin yoksa nasıl değişim videosu çekebilirsin ki? Ama bu tip durumlarda hiç çaktırmamak lazım. Bilerek yaptım. İyi iş Çağla. Zengin TikTokçunun muazzam bir dolabı var. Rana kıyafetçileriyle takipçilerine hava atmayı bayılıyor. İşte TikTok hesabı bunun için var. Bugünkü yürüyüş için Rana bu parlak kapşonluyu giyecek. Bunun ne kadar olduğunu bir bilseniz. Kıyafetindeki her detayı kendi planladı. Rana moda hakkında çok şey biliyor. Ve hesabı için yeni bir video daha. Takipçileri tarzını onaylayana kadar yürüyüş yok. Çağla da kıyafet denemeye sıcak bakıyor. Ama onun dolabı çok daha sade. Yine de kendine has çekiciliği var. Kirli bir tişörtle yenisini değiştirirsek... Tamamdır. Bu ayakkabılarla birlikte giyinmeyi bitirelim. Sadece $1 tuttular. Şu pantolonlar sadece $1'dı. Bunlar da öyle. El çantası yerine sırt çantası. Bu ne kadar tuttu? Evet, bildiniz. $1. Moda dükkanlarına hayır, ikinci el dükkanlara evet. Havalı ve tarz görünüyor. Bu yüzden takipçileri Çağla'ya bayılacak. Bugün Rana başka bir değerli eşyasıyla hava atıyor. Bu şekilde çalışamam. Telefonu ellerimin arasında tutmak çok rahatsız edici. Fotoğraf buğulu çıktı. Logo da istediğim gibi ışıldamıyor. Sen çok yaşa alışveriş. Paranız varsa istediğiniz ürün 1 dakika içinde gelir. Bu tripod sayesinde video kalitesi başka bir seviyeye çıkacak. Şimdi iki elim de boş. Takipçileri nihayet yeni çantasını görebilecek. Ne kadar büyük, bakın. İçinde her şey var. 2020 TikTok tacı. Üzerimde iyi duruyor değil mi? Ufak bir atıştırmalık. Ve hatta yangın söndürücü mü? Kaydetmeyi kes. Nereden geldi bu, bir fikrim yok. İşte harika bir sırt çantası. Almanızı tavsiye ederim. Çağla oldukça yetenekli. Ama tripod alacak parası yok. Bu yüzden kreatif düşünüyor. Ayaklarını ve bandı kullanacak. Teknoloji mi? Ne gerek var? Çağla böyle de iyi iş çıkarıyor. Aa, birileri geldi. Kapıyı açmam gerek. Biraz zor oldu. Selam çocuklar. Sizin için yeni bir videom var. Rana takipçilerine mutfakta nasıl harikalar yaptığını gösterecek. Mutfağı en iyi ürünlerle dolu. Hepsi doğrudan çiftlikten geldi. Rana mutfakta harikalar yaparken saati unuttu bile. Bu 5 yıldızlı restorandan bile iyi oldu. Biraz özel dokunuşlar gerekiyor. Sadece 20 malzemeyle tabağımız hazır. Bu sadece yemek yapmayı seven gerçek gurmeler için. Harika görünüyor. Ama ne yazık ki Rana diyetti. Sadece resim çekebilecek. Hiçbirini yiyemez. Çağla'nın ne yeterli zamanı ne de pahalı malzemeleri var. Ama donmuş bir pizzayı mikrodalgaya koymak da üzerine yok. Çok lezzetli. Çağla da sayamayacağınız kadar mutfak taktikleri biliyor. Mikrodalga çalışmasaydı ne yapacaktın? Bir ütü ve birkaç parça folyo alalım. Çağla her koşul altında açlıktan nasıl kurtulacağını iyi biliyor. Rana adeta gerçek bir yıldız. Makyajsız dışarı çıkmasının imkanı yok. Buna ihtiyacı da yok. Sadece birkaç çanta dolusu güzellik ürünü var. Önemli olan da bu zaten. Ve tabii...
tabii ki de doğru aydınlatma olmazsa olmazımızdır. Telefon tutacağı olan yuvarlak bir ışıktan da ihtiyacı olan şey. Yüzü mükemmel bir şekilde aydınlandı. Takipçileri sadece nihai sonucu görebilir. Cildindeki tonlarca makyajı bilmelerine gerek de yok. Çağla'nın bu kadar makyaj malzemesi yok. Ama bu sivilcenin gizlenmesi gerek. Tüm bu filtreler ne diye icat edildi? İstediğin filtreye tıkla. İşte oldu. Aynı sonuç karşımızda. Makyaj malzemelerinden de tasarruf etti. Rana bile birazcık eğlenmeyi dert etmez. Bugün kendisini sevimli bir karikatüre çevirecek. Neden olmasın? Telefonu bundan fazlasını yapabilir. Seçebileceği bir sürü emoji var burada. Göz rengini ve dudak şeklini seçersen... Tamamdır. Wow, ne sevimli bir karikatür. Ne istersen onu seçebiliyorsun. Makyaj bile yapabiliyorsun. Çağla da emojilere bayılır. Ama onun eski telefonu yeni uygulamaları kaldırmıyor. Yine kreatif olması ve kendi karikatürünü yapması gerekecek. Tıpkı kendisine benzedi. Karton bir karikatür harika bir çözüm. Ve gerçek bir şeye de benziyor. Takipçileri büyülenecek. Yeni videomuzu sevdiniz mi? Hangi TikTokçuyu takip ederdiniz? Zengin Rana'yı mı? Fakir Çağla'yı mı? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki eğlenceli videoları kaçırmazsınız.